Merhaba, ben Elif. Instagram hesabımla Elif Elifçe kitaplığıma yeni eklenen kitaplar videosuyla karşınızdayım. Aslına bakarsanız biraz önce 2024 Ocak ve Şubat ayında okuduğum kitaplar videosu çektim. Ve hazır buraya oturabilmişken, çünkü orada da sebeplerimi açıkladım. Gerçekten bu ara yoğunum ve hiçbir şeye vakit bulamıyorum. Yeni aldığım kitaplardan da bahsedeyim istedim. Her şey aynı. Kıpırdamadan sehpaya dizdim. Çünkü çok biriktiler kitaplar ve bir an önce ben onları artık yerlerine yerleştireyim diye planlıyorum. Şimdi ilk önce hangi kitaptan başlayayım diye düşündüm. Şimdi biz İstanbul'a gittik yakın bir zamanda ve eşimle çocuklar maça gideceklerdi. Ben de Kadıköy iskelesinin üstündeki İstanbul kitapçısına gittim. Ve tesadüf eseri orada bir kitap şeyi varmış, kulübü varmış. Yani o hafta sonunda kitap kulüpsüz geçirmemiş oldum. Onların toplantısına katıldım. Fakat şöyle bir eş zamanlılık yaşadım. Bu hikayeyi kısa da olsa anlatmak istiyorum. Bir önceki hafta Kitap Ağacı'nın toplantısında arkadaşlara şey dedim. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Bu benim fikrim mi onu da bilmiyorum. Yani bir yerlerden bir söyleşiden falan mı duydum ama acayip bir şekilde bu konu benim kafama takıldı ve şey dedim, ya dedim, ben dedim yıllar önce dedim Alper Canıgöz'ün dedim bir kitabını okumuştum dedim. Oğullar ve Rencide Ruhlar, orada Alper Camus diye bir 5 yaşında erkek çocuğu var dedim. Sonra dedim hemen hemen aynı zamanlarda dedim Murat Anmunga'nın Yüksek Topuklular kitabını okumuştum. Orada da Tude diye bir kız çocuğu vardı yine 5 yaşında. Ya dedim bunlar dedim bir araya gelseler dedim nasıl bir şey ortam olur dedim. Fakat dediğim gibi bu benim kafama nasıl geldi, bir yerden mi duydum geldi ona emin değilim ama sanki ben kendim böyle bir şey geldi yani nasıl diyeyim bir durum oldu yani tuhaf bir şekilde. Her neyse bunu neden anlatıyorum bunu konuştuk falan, aradan bir hafta geçti, tam bir hafta işte ya pazardı, evet Kitap Ağacı'nın toplantısı pazardı, bir hafta sonra cumartesi günü ben İstanbul kitapçısına gittim ve bir baktım bir kitap kulübü var ve konuk bilin bakalım kim? Alper Canıgöz. Allah Allah dedim, yani bu son zamanlarda birazcık da arkadaşlarla da konuşuyoruz. Eş zamanlık çok yaşıyorum ya da ben eskiden de yaşıyordum. Bunun farkında değilim. Bu Jung ve psikanaliz okumaları yaptığım için bu farkındalığa vardım. Neyse ben dedim artık alıştım yani bu kadar da olmaz. Ben güzelce söyleşi için oturdum ve Alper Canıgöz geldi ve ilk soru soran bendim ve sorduğum soru buydu. Yani dedim ben dedim bu çok merak ediyorum bu iki 5 yaşındaki Türk edebiyatına girmiş anti kahraman çocuklar bir araya gelse nasıl bir şey olur? Dedi ki ben hani Murat Anmunga'nın açıkçası o kitabını okumadım ama bunu daha önce de hani böyle düşünülmüş mü? Yani öyle bir cümleler kurdu falan. Netice itibariyle bir eş zamanlık yaşadım ve orada hali hazırda dedim yazarı da bulmuşken kitabı alayım. Ama 2 ve 3'ü de çıkmış ben okuduktan sonra. Keşke ikisini ve üçünü alsaydım. Çünkü zaten bu kitap bende vardı. Başka basımı. Ve artık imzalandı. Benim de böyle bir kitabım oldu. Şubat ayının 24'ünde oradaymışız. Kendisini imzalattım. Bu da böylece kitaplığıma eklenmiş oldu. Oradan çok kitabı almadım. Aslında niyetlendim ama taşımak. Çünkü arabayı çok uzak bir yere park etmiştik. Yani dedim alayım almayayım dediğim bir iki kitap oldu. Fakat orada Güven Galeri var. Oradan böyle bir defter aldım. Çizim defteri. Onu da araya karışmış. Onu da göstereyim. Sonra sevgili teyzem ve kuzenimin bana bir hediye çeki oldu. DNR'dan. Oradan iki tane kitap aldım. Ve şu anda bazı şeyleri fark ediyorum. Almayı niyetlendiğim kitaplar aslında bende varmış. Bu videolar bu açıdan da çok iyi oluyor. Çünkü birikiyor ve ben bunları çekmeden yerleştirirsem eğer çift kitaplar alabilirim gibi bir durum oluyor. Saramago'nun kopyalanmış adamını aldım. Bir de Zambra'dan Notos kitaptan çıkan Okumak isimli kitabım. Saramago'nun külliyatını tamamlamaya çalışıyorum. O yüzden de Amazon'dan da sanırım Saramago'nun bir sürü kitabını aldım. Biraz burada sizi bekleteceğim.
Ben de daha önce Saramago'nun hiçbir kitabı yok ve itiraf edeyim ki mağara dışında hiçbir kitabını okumadım. Ama mağarayı okuduktan sonra gerçekten yani neden okumadın Elif diye bir sorgunun içerisine girdim. Genelde körlük kitabıyla biliniyor. Ben de onun sinemasını seyretmiştim. Elim bir türlü gidip o kitabı da okumadım. Hatta onu da almadım. Mağarayı da şeyden almıştım. Hatta kütüphaneden alıp okumuştum. Ama dediğim gibi artık Saramago'nun kitaplarını da ekleyeceğim kitaplığıma. Kabil'i aldım. Ölümlü Nesneleri aldım. Bütün İsimler isimli kitabını aldım. Bilinmeyen Adanın Öyküsünü aldım. Ressamın Günlüğünü aldım. Nobel konuşmalarından oluşan Heykelden Taşı aldım. Ve Filin Yolculuğunu aldım. Böylece kitaplığıma DNR'dan hediye çekili aldığım kitaplarla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kitap girmiş oldu. Bir de İmge'den mi aldım kitabı? Evet, İmge kitabı evine gitmiştim Ankara'da ki İmge'ye. Oradan Yasemin Koray'ın Türkçeleştirdiği Gölgeleri Sahiplenen Kadın isimli kitabı aldım. Dost Kitabevi'nden de evet, Dost Kitabevi'nden de iki tane kitap almışım. Onların indirim standından Çağdaşların Anıları ile Antof Pavlovich Chekhov'un bu kitabı, çevirisini Mehmet Özgülen yapmış. Dünya edebiyatına öyküleri ve oyunlarıyla büyük katkı yapan Antof Pavlovich Chekhov'un çağdaşı kültür sanat insanları yanı sıra onun yakından tanıyan akrabalarının, arkadaşlarının anılarıyla ve tanıklıklarıyla yer veren bu kitapta Chekhov'un hem edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini hem de insani tarafını yakından tanıma olana bulacaksınız. Kolektif bir kitap, yakınları tarafından Chekhov'la ilgili yazılmış yazıların toplandığı bir seçki anladığım kadarıyla. Atilla Şenkon'dan Hoş Bulduk Hayat. Okumadım. Yazarın başka bir kitabı daha var. Henüz okumadım ama indirimde olduğu için aldım. Şöyle nereden aldığımı, Amazon'dan almışım. Rızası var. Ethem Baran'ın Evlerimiz Poyraz'a Bakar. Ethem Baran Mart ayında Kitap Ağacı Ankara'nın konu olacak. En son kitabını da edindim. Kitap Yurdu'ndan aldım. Teslim noktasından henüz alamadığım için onu gösteremedim. Ama bu kitabını da almış oldum. Şöyle bazılarını not alıyorum. O yüzden bakayım nereden aldım diye. Amazon'dan almışım. Portatif Edebiyat'ın kısaltılmış tarihi Bilamatas'ın çevirisini Emrah İmre'nin yapmış olduğu Can Yayınları'ndan çıkan kitabı aldım. Ha, Ethem Baran'ın bir kitabını daha almışım. Bozkır'ın Uzak Bahçeleri. Ve gelecek kitapla 3 tane kitabım olmuş oldu. Elizabeth Finished. Julian Barnes. Barnes'ten. Çevirisini kim yapmış? Rıfat Kıroğlu. Ayrıntı Yayınları'ndan. Amos Oz, Köy Hayatında Sahneler, Harry Jameson, Dallas Miller, çevirisini Gülümser Ağırer'in yapmış olduğu iletişim klasiklerinden çıkar kitap. Romanlarında toplumun dayatmalarını tanımlayan ve sırrı çözümleyen Amerikalı kadın figürünü yakından incelen Harry James bu konuyu ilk defa 1878 tarihli Dolly Miller'ın Eşsiz Bir İncelikle Resmetmiştir demiş. Bazıları neden aldığımı hatırlamıyorum. Murat Anmunga'nın 995 Kilometre isimli Metis Yayınları'ndan çıkan kitabında, en son kitabında aldım. Aslında ilk çıktığımda da almak istemiştim ama çok böyle alasım yoktu. Fakat sonra yorumlara baktığımda güncel olayların da geçtiği bir kurgusu olduğunu görünce ilgimi çektim. Ayrıntı Yayınları'ndan bunu Kitap Yurdu'na almışım. Kremlin Büyücüsü İpek Dadakçı'da görmüştüm bu kitabı.
Hepsi buradadan da bir sürü kitap aldım. Maggie Orfrell'ın iki tane kitabını okudum. Hamlet'le ay öbür kitabını evlilik meselesi mi portresini okudum. Bu da üçüncü kitabı ve hepsi burada da acayip uygundu. Yani kaç liraydı hatırlamıyorum ama o yüzden hepsi buradan aldım. Patrick David, Man Booker Finalist Sisters kardeşlerin yazarından Kahya ve Clara çevirisini Kıvanç Güney yapmış. Yine bu kitabın da çevirisini Kıvanç Güney yapmış. Bu kitap da hepsi buradan aldığım kitaplardandı. Ha, iki tane de hediye kitabım var. Sevgili arkadaşım İnci'nin hediyesi. Afili Hafiye Murat Menteş'in kitabı. Bu da sevgili Didem'in kitabı. Aslında iki kitap hediye etmişti ama onu bir yere koymuşum herhalde bulamadım. Kirpi'nin Zarafeti, çevirisini Işık Ergüney'in yaptığı Muriel Barberi'nin kitabı. New York Times Bestseller. Filmini izlemiştim, çok sevmiştim. İzliyorsanız İnci ve Didem teşekkür ederim. Sonra Murakami'nin en son kitabı. Tamam. Sevgili arkadaşım Neşe'nin de aslında buradaki hangi kitapları Neşe'nin de bana doğum günü hediyesi olarak Kitap Yurdu'ndan bana hediye çeki vermişti. Oradan da bir iki kitap aldım. Bunlardan bir tanesi Ortadan Kaybolan Fil. Galiba Kremlin Büyücüsü'nü de onun çekiyle almıştım. Evet, Neşe'nin hediyesi demişim. Bu iki kitabı sağ olsun Neşe, sen de izliyorsan çok teşekkür ederim. Kesenize bereket arkadaşlar. O kadar çok birikti ki böyle. Sonra ben Cermodern'de Gündüz Vassaf'ın söyleşisine katıldım. Bu arada bir eş zamanlılıkta, yalnız eş zamanlılıklarıma bakar mısınız? Hep yazarlar ve kitapları üzerine. Gündüz Vassaf'ı haftalar öncesinde rüyamda görmüştüm ve söyleşisine katıldığımı, onu dinlediğimi düşünmüştüm ama açıkçası hiç aklıma gelmezdi Ankara'da bir söyleşiye katılacağım. Rüyamda bana malum oldu ve söyleşisi olduğunu da görünce hemen gittim. Ressamın İsyanı isimli Everest romandan çıkan en son kitabı üzerine çok konuşuldu ve hemen edindim. Bunu ne zaman okurum bilmiyorum ama gerçekten kendisinin bir söyleşisine katıldığım için çok 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 mutluyum. Onun neticesinde de Kitap Yurdu'ndan bu kitabı ve uzun süredir Yapı Kredi Yayınları'ndan Mine Urgan'ın İngiliz Edebiyatı Tarihi üzerine inceleme kitabı olduğunu bildiğim bu güzel kitabı da aldım. Uzun süredir bunu çok istiyordum. Fakat bir türlü almak kısmet olmamıştı. Evan McEwan'ın Dersler isimli kitabını da aldım. Bunu da not almamıştım. Nereden nasıl bir şekilde aldım bilmiyorum. Yazardan iki kitap okudum ve onun da külliyatını tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok çok sevdiğim bir yazar oldu kendisi. Sonra Can Yayınları'nın en son yayınlanan Can Klasiklerinden çevirisini Zeynep Avcı'nın yaptığı Alacaklılar isimli 85. kitabı da aldım. Ve İş Bankası Yayınları'nın Çağdaş Dünya Edebiyat dizisini şey yapıyorum, takip ediyorum. Almaya takip ediyorum. Okumaya henüz başlamadım. İlk kitabını okuyacağım. Gelecek ayki okuma listemde var. Süper iyi günler. Sanırım bu kitabı da daha önce basmış ama o kitap zaten bende yoktu. Olsaydı da belki bu dizgiyi bozmamak için yine alırdım. Bu kitabı da edindim. Saraylarda Mecnun, Fazlı, Necip, günümüz Türkçesine Türk Edebiyat Klasikleri İTEKİ yayınlarından olan bu kitabı da aldım. Sonra İTEKİ Modern'den çıkan çevirisini Sevin Okyay'ın yaptığı Yol isimli kitabı aldım. Bunun da konusunu bir yerlerde duydum ve çok çok ilgimi çekti. Bu ara çok popüler olan biliyorsunuz zaten sinemada da filmi olan çevirisini Suat Sert Tabipoğlu yapmış. Zavallıları aldım.
Bunu yazmamışım. Şimdi şey, Kutlan Perker, M.K. Perker illüstrasyonunu yaptığı Erkan Koç Kolçak Kösten Dil'in Mukadderat isimli kitabı aldım. Çünkü çok seviyorum Kutlan Perker'in çizimlerini. Ya o, hani böyle bir çizer olarak seni kim temsil ediyor derseniz kesinlikle M.K. Perker derim. O yüzden de bu kitabı edindim. Bunu da yani çok uygundu fiyatı. Uzun süredir istediğim Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu ve Ceren Sungur'un tavsiye ettiği kitaplardan bir tanesi olan Zabit ve Kumandan ile Hasbihal isimli kitabı ya baskısı yoktu ya aşırı pahalıydı. Bunu sanırım yine Amazon'dan bir şekilde listeme ekleyip aldım ya da başka bir yerden hatırlamıyorum. Yani şurası yıkılacak yalnız. Bunların bir kısmını ben, çünkü altta da bilgisayar kaldı. Yani bu uzun bir video olacak. Sonra Katlanamaz Sığırmaç. Çevirisini Seda Ersavcı yapmış. Can Modern'den çıkmış. Nilüfer Instagram hesabını takip ediyorum. Ve onun önerileri, özellikle Can Yayınları önerileri çok oluyor. Sanırım onda görüp edindiğim kitaplardan bir tanesi. Çevirisini Meryem Mine Çilingiroğlu'nun yaptığı, ay yakın gözlüğü de yok ya, Sahi Kitap'tan çıkan bu kitabı da edindim. Bunun da bir anlamı vardı ama dediğim gibi yani alalı uzun süre olduğu için. Şimdi Domingo Yayınları'ndan bazı kitaplar aldım. Sanırım Kitap Yurdu'ndaydı. %50 indirimden. Eren Yücesan Cende'in çevirisini yaptığı, Elena Ferrante'nin çevirmeni kendisi. Domingo Yayınları'ndan çıkan Olduğum Yer isimli kitabı. Mesela bunu bir an önce okumak istiyorum. Yani böyle kapağı mapağı. Çok hoşuma gitti. Onu aldım. Vladimir diye bir kitap aldım. Çevirisini Elif Ersavcı yapmış. Julia May Jones, nefes kesen bir ilk roman, gösterişli, sert ve über kışkırtıcı. Lenny King tarafından böyle yorumlanmış. Yani bu bazı kitapları açıkçası Instagram'dan ya da YouTube'dan takip ettiğim kişilerden dikkatimi çekip aldıklarım var. Fakat hepsini hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşım sevgili Özlem kitaplığındaki kitaplarını elden çıkartıyor yurt dışına taşınacağı için. Ve ondan sanırım daha fazla kitap aldım diye hatırlıyorum ama yine araya karışmış olabilir. Üç tane kitap aldım. Fakat aynı zamanda Önce Okur'la birlikte de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O sağ olsun yayın evlerinden kitaplar getiriyor. Bunlardan bir tanesi de Melike Pehlivan İşler'in Leke isimli. İleride konuklarımızdan bir tanesi olacağı için bu kitabı getirmiş bana. Yine onun kitaplığından edindiğim İhsan Oktay Anar'ın Tiamat isimli romanı. Sanırım Tiamat yazarın en son kitaplarından bir tanesiydi. Jonathan Safran Foer, söyleyebildim bilmiyorum, Siren Yayınları'ndan çıkan Aşırı Gürültülü ve İnanılmaz Yakın isimli kitabı da bu şekilde edinmiş oldum. Meltem Gürler'in Kırmızı Kazak, Can Çağdaş'tan çıkan 3. baskısında onun kitaplığındaymış, oradan edinmiş oldum. Bu kitap da aşırı ilgimi çekiyor, bunu da yani okumak istiyorum. Sıfır gibi bir şey. Sağ ol Özlemcim, sana da. Sonra diğer kitapları çok hatırlamıyorum nereden aldım diye. Bu videoda çok uzun olmaması için. Aslında hatırlıyor gibiyim de. Neyse, bunları Amazon'dan almış olabilirim. Pusudaki Panter, Amos Oz'un. Yine aynı yazardan, Amos Oz'dan Yaşam ve Ölüm Kafiyeleri. Doğan Kitap'tan çıkmış ikisi de, Dünya Edebiyatı Roman diye. Çevirileri Doğan Kitap çevirmenlerin üst kapakta şey yapmıyor, tercih etmiyor isimlerini basmayı. Özlem Alkan K çevirmiş. Bunu kim çevirmiş?
Bunu söyleyesim geldi. Elif aile çevirmiş. Jack London'dan Bir Kuzey Macerası, İş Bankası yayınlarının kültürden çıkan İngilizce aslından çeviren de Levent Cinemre'ymiş. Şeyda Öztürk'ün çevirisi Can Çağdaş'tan çıkan Aşk ve Ölüm Üzerine. Kokudan sonra yazardan bir şey okumadım. Evet. Natife Tekin'in kitabı Söyleşi Pelin Özer yapmış Can Çağdaş'tan. Bu da çok uygundu. Can Çağdaş'ın yazarlar üzerine hazırlanmış bu tür incelemelerini edinmeye çalışıyorum. Onur Akyıl'ın Can Çağdaş'tan Proletarya için Matafizik dersleri, Patafizik pardon dersleri. Bunu da almışım. Rüya Körü Gürsel Korat. Aslında sanırım bazı kitapları da sahaflardan aldım. Evet, ama sanırım bundan sonra göstereceklerim sahaflardan edindiğim kitaplar. Bu da bunlardan biri. Rüya Körü basımı olmayan bir kitap. Kitap insanlarıyla ileriki aylarda okunacağı için edinmiştim. Onu alırken de aynı sahaftan 6.27 treni. Anneler İteki'den. Hemen göstereyim. Bu kitapları edindim. Fakat başka kitaplar da vardı. Sahaf böyle bir not bırakmış. Bu İstanbul'da büyük bir yağış olmuştu. Depoları bu şey olduğu için, su baskında zarar gördüğü için oradaki kitaplar. Onunla ilgili bir not ve böyle de bir not şey, hatta onu da paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Not defteri gibi de bir şey koymuş kendisi. Sahafın ismini maalesef hatırlamıyorum. Buraya not almış mıyım? Almamışım. Böyle de bir anısı oldu. Yaratıcı oyuncu, yaratıcı insan Ayla Algan, yakın zamanda kaybettiğimiz tiyatro sanatçısının kitabı. Bunu da edindim. Böyle bir kendi çapımda tiyatro üzerine yazılmış kitapların olduğu bir bölümüm var kitaplığımda. Bu oraya girmeden önce okuyabilsem keşke. Daha var arkadaşlar. Vallahi ben de sıkıldım. Siyah Kitap'tan Erendiz Atasu'nun en son kitaplarından bir tanesi Kadınlık ve Toplumsal Çalkantı, Kadın Özgürlüğü, Kültür, Sanat ve Siyasi Yazıları'nın olduğu kitap. Erendiz Atasu bu ay öykü, yine aynı Siyah Kitap'tan çıkardığı öykü kitabıyla Ötüken Kitap Kulübü'nün konuklarından. Onu da kitap fuarında edinmiştim. En sonki kitap fuarında, Ankara'daki. Onu da okuyacağım bu ay. Feyza Hep Çilingirlerin Dilim Dilim Ana Dilim Türkçem Oft 3 Siyah Kitap'tan. Bunları şimdi şöyle aldım. Yine Kitap Yurdu'nda Siyah Kitap'ta %50 indirim vardı. Ve bayağı Siyah Kitap'tan kitap edindim. Onlardan bir tanesi de Dilim Dilim Ana Dilim. Çevirisini İknur Özdemir'in yaptığı Sözlerin Ağırlığı Lizbon Gece Treni'nin yazarından, onu da sahaftan edinmiştim. Okumak istediğim yazarlardan bir tanesi. Bunu da aldım. Önemli olan gizemi anlamak değil, önemli olan sadece onu yaşatmaktır. İkinci baskısını yapmış bile. Yine Siyah Kitap'tan Anıl Alacaoğlu'nun çevirisini yaptığı Yuva. Atmosfer yaratmada tam bir usta denmiş. Yine aynı yazardan Sadece Hayaletler Ötesi Yok, İknur Özdemir'in çevirisiyle mükemmel formunu kısa öyküde bulan büyüleyici bir yazar denmiş. Yine aynı yazardan Yaz Evi, daha sonra İknur Özdemir'in çevirisini Siyah Kitap'tan almış oldum. Yani şunları gösterdim, son kalanlar var. Bunları da daha yeni Amazon'dan aldım. Ötüken Kitap Kulübü'nün listesinde olan ama okuyup okuyamayacağımız belli olmadığı halde kitap zamlarından önce edineyim istedim. Çünkü baktım konularına falan, ilgimi çekti. Tam da benim okuma programıma uygun kitaplar. Zaten ileride de belki grup okumalarında da okuyacağımız kitaplar olduğu için Amazon'dan gelen en son kitapları da göstereyim. Antik Çağ Söylemceleri, Tanrıların Masalları, Michel Köhmer, Yurt Kitap Yayın'dan yayınlanmış.
Ve yorumlarına baktım. Çevirisini Atilla Dirim yapmış. Kitap Yurdu'nda baktım. Amazon'dan aldım kitapları ama Kitap Yurdu'ndaki yorumlar gerçekten çok iyi oluyor. Kitap alırken oradaki yorumlara da bakıyorum. Ve bu kitapla ilgili mitoloji üzerine okumalar yapanlar için önerilen kitaplardan bir tanesi. Necip Mahfuz, 1988 Nobel Edebiyat Ödüllü yazar, Hırsız ve Köpekler çevirisini Avi Pardo'nun yapmış olduğu Kırmızı Kedi Yayınları'ndan kitap. Şimdi Cebail Sokağı Çocukları'nı, ondan sonra Kahire Üçlemesi'ni, Zaman ve Mekan isimli öykü kitabını okumuştum ve gerçekten çok hayranım. Kahire'nin dışına çıkmadığı halde o kadar güzel bir dünyası var ki Necip Mahfuz'un. Onun kitaplarını da artık eskisi gibi basılmadığını fark ettim ve dedim bunu da alayım. Jaguar'dan, şimdi italik yazılmış, Vergius Maro'nun Aenis isimli, Latince aslından Türkan Üzer'in çevirmiş olduğu bu kitap da Ötüken Kitap Kulübü'nün listesindeydi ki bu kitap zaten benim de listemdeydi. Bu şekilde almış oldum. Everest Yayınları'ndan yayınlanmış çevirisini Nurullah Ataç, ön sözünü Tahsin Yücel'in yapmış olduğu Samatlı Lukanos'dan Tanrıların Konuşmaları Seçme Yazılar denmiş. Bu kitap da çok ilgimi çekti. Şimdi size bir şey göstereceğim. Buradaki etiketini görüyor musunuz? 29 TL. Ben en az 80 ya da 90 liraya aldım. Öyle. Bir de çevirisini Kerime Dalyan'ın yapmış olduğu Yapı Kredi Yayınları'ndan yayınlanan Hayatını Değiştirmelisin isimli Raniel Maria Rilke ve Auguste Rodin'in hikayesi, Rachel Corbett'ten kitabı aldım. Böylece de son zamanlarda kitaplığıma eklenen kitaplar videosunu da çekmiş oldum. Üst üste video çektiğim için kendimi tebrik ediyorum. artık olduğu kadar. Eğer video sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bu durumu sabitlemek için beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sonra benden gelecek video bildirimlerini almak için de video bildirim tuşuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.